Bugün 14 Ekim 2022 Cuma. Değerli ilk gün izleyicileri, yine gündem programıyla beraberiz. Yine her zamanki gibi program konuğumuz değerli Mirza abimiz. Abicim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz bugün sizi çok böyle şey gördüm. Neyi? Sakal makal birbirine girmiş. Apar topar mı çıktın Mirza abi? Ya arkadaşlar, hiç benim imajımla uğraşıyor. Vermedense bilmiyorum ki. Abi abi yok. Onun üzerinde ben şey yapacağım. Üstüne geleceğim. Üstüme mi geleceğim? Nasıl olsa yük kaldırmaya alışmışız biz. Boş ver. Peki. Değerli Mirza abi, hazırsan gündem programımızın ilk sorusuyla devam edelim. Başlayalım. Değerli abim, hani dün 4 yolda gidiyorsunuz İsmet İnönü Park'a. Bir tatilat açılışı yapıldı. 3 aya yanılmıyorsam 4 aya yakındır bir tatilat süreci oldu. Aynen öyle oldu. Bu parkın tatilat açılışı ile neler söylemek istersiniz? Ne söyleyeyim? Yani şimdi gerçekten bir park açılışı yapıldı. Ama gerçekten bir park mı? Şimdi yaklaşık 4 ay süren bir tadilat. Yaklaşık böyle o civarda sürdü, doğru. Yani yaklaşık 4 ay süren bir tadilat. Yani bu tadilatta neler yapılmış? İsterseniz onlara bir göz atalım. Tabii ki. Tabii. Ortadaki havuz kaldırılmış, yerine bir şelale yapılmış. Ortada parkın ortasında 2-3 tane refüj vardı. O refüjler kaldırılmış, yerine taş döşenmiş. Evet. Başka ne yapılmış? İnönü Caddesi'nden girişte, çapraz girişinde bir kamelya yapılmış, altından geçiliyor. Bir de Özel Sancak İşam'ın hemen arka sokağında ki girişten bir kamelya yapılmış. 3-4 tane de bank atılmış. Bunun adına da tadilat deniyor. Neyin tadilatı bu? Muhteşem bir açılış yaptılar. Şimdi muhteşem açılış da sanki muhteşem Süleyman gibi. Yani düşünün, yani şimdi orada o vatandaşları gördük. Bir kısmı belediyeden gelenler. Bir kısmı da çok. Ben bir kısmı diyeyim de yani siz anlayın ne demek istediğimi. Bir kısmı da işte sağda solda emekli olan CHP'li kardeşlerimiz gelmiş. Yani halkın ilgisi yoktu. Neden halkın ilgisi yok? Yani var olan bir şeyin açılışı yapılmaz. Ha sen şunu yapsaydın, keşke şunu yapsaydınız. Bakın, eksiğini de birazdan söyleyeceğim ben. Keşke şunu yapsaydınız. Hani oraya gerçekten güzel oturma alanları, ne bileyim insanların rahatlıkla, huzurla gidip gelebileceği bir ortam sağlasaydınız. Zaten uyuşturucu ve fuhuşun merkezi konumundaki bir İnönü Parkı. Sen bunları çözebiliyor musun? Çözemiyorsun. Neyin açılışını yapıyorsun? Yani onlara biraz daha rahat, daha geniş bir alan için, daha serin bir şelalenin altında oturup böyle o şelaleye bakıp oh be ne güzel, serin serin esiyor, gürül gürül akıyor, su mu demek lazım? Peki sen bu projeyi hazırlatırken, sayın kararlar, sen bu projeyi hazırlatırken hiç engellileri düşündün mü? Engelli kardeşlerimizi hiç düşündünüz mü? Nerede engelli kardeşlerimizin rahat edebileceği bir bölüm var mı? Yok. Tuvaleti yenilediniz. Allah aşkına gidin bakın bakalım engelli kardeşlerimizin o tuvalete girme şansları var mı? O da yok. Kardeşim, bir proje yapıyorsanız öncelikle engellileri düşünün. Adana'da onlarca engelli kardeşimiz var. Onlar bizlerin kardeşidir. Bu toplumun fertleridir. Yani. Bu toplumun fertleridir. Ve bizler o insanları, o engelli kardeşlerimizi topluma faydalı birey haline getirmek için mücadele verirken siz engellilere engel çıkartıyorsunuz. Yani onlar engelli değil aslında. Bu projeyi hazırlayanlar bana göre engelli. Çünkü niye engelliye engel çıkartıyorlar? Yazık günah ya. Yazık günah değil mi yani? Şimdi bir engelli tuvalete gitmek istese ne yapacak? Nereye oturacak?
Yanında bir tane yardımcı olacak, kolundan tutacak. Hadi yoksa yardımcısını alsın. Yani başkanın şöyle bunları da düşünmesi lazımdı. Şunu söyleyeyim, hani yani değerli mezar, açılış yapmak için yani yapılmaz. Tadilatın açılışı olur. Al üstüne, tadilat. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hani biraz önce sizin de dediğiniz gibi 0-1 park olmuş olsaydı, efendime söyleyeyim, kendine aldığımız bir park olmuş olsaydı, orada anlardım. Tabii, anlardım. Ama çok iyi anlardım. Tadilatın açılışı ne bileyim? Yusuf Bey bakın, ben size şöyle söyleyeyim. Şimdi ben CHP'li kardeşlerime bir şey söylemiyorum. Tavanına bir şey söylemiyorum. Tavanına söylüyorum. Yöneticilere söylüyorum. Açık ve net. Sen bugün evinin tadilatını yapıyorsun. Ben bu evi yeni aldım diyebilir misin? Parkın tadilatını yapıyorsun. Ben bu parkı yeni yaptım diyebilir misin? E neyin açılışını yapıyorsun o zaman? Yani boy mu gösterdi diyorsunuz? Yani ya boyum senden uzun ama tavana değmiyorum. Hesabına getirmek bence mantık dışıdır. Açılışta öyle bir şey. Peki abi, Büyükşehir'de başlamışken Büyükşehir'de devam edelim. Edelim. Şimdi Güney'de siz çok iyi bilen bir insansınız. Ne benim gördüğüm yok. Evet. Biliyorsunuz Özgür Mahallesi'nde bir cemevi var. Evet. Hala inşaatı devam eden. %80, hayır, devam etmiyor, durmuş. %80'i bitmiş bir durumda. Evet, evet. Yanılmıyorsam ince işleri kalmış gibi. Aynen. Bu neden hala açılması için ya da %20'lik kısmını bitirmesi için bir duraklama dönemi? Şimdi bakın Yusuf Bey, şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi Yüreğir'de Özgür Mahallesi'nde bulunan bir cemevi bu. Siz orayı o semti çok iyi bildiğiniz için. Evet, yani, özellikle evet. Özellikle soruyu sormak. Bir cemevi. Orada Alev kardeşlerimiz, Bektaş kardeşlerimiz var. Bir önceki belediye başkanı Sayın Hüseyin Sözlü döneminde temelleri atılıp yaklaşık %80 kaba inşaat bitmiş bir alan. Evet. Yüreğir'de onlarca Bektaşlı kardeşimiz, Alevi diye tarif edilen Bektaşlı kardeşlerimiz vardır. Onlar için gerçekten çok güzel bir projeydi bu. Ancak ne hikmetse 31 Mart 2019 seçimlerinden sonra göreve gelen Zeydan Karalar başkanımız maalesef ama maalesef bir çivi dahi çakmadı. Bugün orası bir boş yuvası, bir uyuşturucu batağı haline dönüştü. Şimdiki o Özgür Mahallesi'ndeki yalan yer. Evet, aynen öyle. Şimdi mahalle halkı da bundan çok müzdarip. Vatandaşlar artık illallah diyor. Yani neden? Fuhuş desen orada. Efendime söyleyeyim, uhucu deseniz orada. Hayırlar, uyuşturucu ağır. Orada. Bunlar çok ağır tanılar. Hayır, buyursunlar. Buyursunlar, gitsinler, baksınlar. Orada, yani fuhuş orada kalıntılarını görebilirler. Uyuşturucudan kalıntılarını görebilirler. Mümkündür yani. O derece diyorsun. Yani. Yani orayı bir görün, bir mezbirlilik haline dönüşmüş. O kadar net konuştum. Ya yazık günah ya. Sen oranın içini dışını komple kontrol ettin yani. Yani, yani. Yazık günah yani. Şimdi bura binlerce lira para harcanmış bu yerin. Burası bitirilsin. Yani fazla bir şeyin de yok ya. Bir sıvası, kapısı, penceresi takılacak. Evet, ondan, ince yani, işleri kalmış. İşte ben onu söylüyorum ya. İnce bir işi kalmış. %80'den fazlası bitmiş durumda yani. Bir sıvası yapılacak, kapısı penceresi takılacak, içinin malzemesi dayanacak, döşenecek, teslim edilecek. Yani oradaki hatı zatında, hani biz yürü yürü konuşuyoruz ama o cemevi aynı zamanda Adana'ya hitap edebilecek nitelikte bir cemevi. Bayağı büyük bir... Tabii. Yaklaşık 3 kat gibi bir bina. Yani çok güzel, tamamen her türlü konfora da. Yani baktığınız zaman yani gerçekten inşaat çok güzel bir yapı halinde ama gel gelelim mezbeliliğe dönüştü. Ben üzülüyorum. Kendi adıma üzülüyorum. Alevi Bektaş'ın kardeşlerim adına üzülüyorum. Çünkü onlar da Yüreğir'de gidebilecekleri
oturabilecekleri, sohbet edecekleri bir mekan yok. Varsa ufak, iri ufak birkaç tane bir yer var. Ama böyle komplike bir tesis yok yani. Şimdi yer sorumuza geçerken ilçe belediyelerimize gideceğiz. Gidelim. Üç aşamalı bir soru. Öncelikle yüreğimden başlayacağım. Seyhan'dan çıkacağım. Çukurova'da noktalayacağım. Adana'dan çıktım yola. Şimdi, Konya'da verdim mola hesabı. Onu gibi düşünebilirsiniz değerli amca. Şimdi biliyorsunuz Yüreğin Belediye Başkanımız Fatih Kocaksız. Evet. Akşamları her mahallede bir çay içelim kampanyası başlattı. Evet. Hemen her akşam bir mahalleye giderek belediye ekipleriyle dostlarına olarak mahallenin ortasında veyahut da herkesin görebileceği bir kahvehanede çok güzel bir çay içme sohbeti başlattılar. Evet. Bununla ilgili bu konuyu nasıl görüyorsunuz? İkinci sorum akıbetinde biliyorsunuz Seyhan Belediye Başkanımız sayın değerli bilgi insanı Akif Akay'la üniversiteler biliyorsun gençliğe çok önem veren bir başkanımız. Evet. Gençlerimiz için özellikle üniversiteye giden gençlerimiz için haftanın 5 günü akşam 6 ile 8 arası ücretsiz üniversite gençlerine yemek veriyoruz. Evet. İkinci sorum bu. Üçüncü soru, Çukurova Belediye Başkanımız Sayın Soner Çetin de biliyorsunuz Yurtlarla ismini Adana'ya yazdırmıştı, kız yurtlarıyla. Biliyorsunuz Yurtlarla geçen seneden beri çok büyük bir problem var. Hala bu konu evet. Gündemini taşıyor. Onunla ilgili de yer araması yapıyor, yer taraması yapıyor. Üçüncü bir kız yurdunu yapmak için de bayağı bir seferberlik ilan etti. Bunlarla ilgili ne söylemek istersiniz? Şimdi yüreğiyle başlayabiliriz. Tabii. Yani şimdi sıraya... Çay içme. Evet. Yüreğir'den başladığınız için ben de Yüreğir'den başlamak istiyorum. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Koca ismi gerçekten başarılı ilklere imza atan bir insan. Şu makamında da durmuyor yani. Ya makamında bulamazsınız. Yani makamında bulamazsınız zaten. Yani şimdi hani eskiden Aytaş Durak döneminde bir genel sekreter vardı. Atom Karınca Devlet bir sonra. Ben de senin mafazını aldınız. Şimdi tabi yaşıyorsa Allah uzun ömürler versin. Ölmesi de Allah rahmet eylesin. Görevinin başında hayır yani söylemek istedim. Hayır genel sekreter için söylüyorum. Gerçekten yani genel sekreter olmasına rağmen, Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreteri olmasına rağmen makamında bulamazsınız. Nasıl? Büyük bir koşturmaca içerisindeydi. Yani Sayın Aytaş Duran diyebilirim ki... Yarısıydı. Aytaş Duran yarısıydı. Dörtte üçüydü yani bana göre. Atom karıncaydı böyle. Yani hiçbir yerde duramıyordu. Sürekli iş peşinde koşuyor. Yani şurayı yapalım, bunu yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım, şu proje olsun, bu proje olsun diye koşturmaca içerisinde. Şimdi Fatih Mehmet Koca ismiyle de baktığımızda gerçekten ilklere imza atmış bir belediye başkanımız. Genç, çalışkan, dürüst, dinamik ve ben Fatih Başkan'ı 2004 yılından bu yana tanıyan bir insanım, bilen bir insanım. Ki o günden bu yana herhangi bir değişiklik yok. O dönemlerde de aynıydı. Atom karınca gibiydi. Koşturmaca içerisinde. Sürekli koşturmaca içerisindeydi. Tabii sürekli ilkleri yapmanın bir hevesi içerisindeydi. Bir de dikkatinizi çeken bir şey var mı biz abi? Hani sayın ne gibi? Başkan Koca İsmet için. Hiç farkındaysan siyaset olayına girmiyor. Hep hizmet olayına. Hayır. Kesinlikle bakın. Siyaset benim işim değil, hizmet benim işim diyor. Şimdi zaten tavsiyeni de zaten o tarafta yani. Şimdi Sayın Başkan şunu söyleyeyim. Yüreğir bir aşk diyor. Yüreğir bir aşk diyor. Bakın başka bir şey demiyor. Yüreğir bir diyor. Yüreğimiz bir diyor. Yani sürekli yüreğir üzerinde projeler üreten bir insan. Doğru. Ve siyasete girmiyor. Doğal gaza varınca ne kadar önemli olan aynen. Atladı yani. Aynen. Yani şimdi tabi mesela bugün yapılmaz denilen Ulubatlı Hasan Mahallesi kentsel dönüşüm. Yapılamaz denilen bir bölge. Aslanlar, olmaz denilen bir bölge. Aslanlar gibi yaptı. Neden? Çünkü insanların nabzına dokundu. Yüreğine dokundu. Dertlerine parmak. Dertlerine derman oldu.
Yani bir belediye başkanında olması gereken özelliklerin tamamını taşıyan bir kişiliğe sahip. Tabii ben benim eski bir dostum olduğu için de söylemiyorum, bir gerçek bu. Tabii bu çay olayına gelince şimdi aslında güzel bir şey. Hem mahallede tabii yani şimdi şöyle derdini tabii mesela bunu bir ilki dün Karacaoğlan'dan başladı. Karacaoğlan Mahallesi'nde muhtarın hemen yanında bir çay içimlik sohbet adı altında oturdular, sohbet ettiler, çaylarını içtiler, vatandaşlarla hasbihal ettiler, bir dertlerini dinledi, notlar alındı ve bu aşamaya geçildi. Şimdi düşünün yani ya bir mahalleye gidiyorsunuz, bir parkta oturuyorsunuz, vatandaşlarla iç içesiniz, vatandaştan kaçmıyorsunuz, aksine vatandaşla kucaklaşıyorsunuz. Yani AK Partili vekillerinden daha güzel halkın içine giriyorsunuz. Yani şimdi ben vekilleri zaten görmüyorum. Neredeyse isimlerini unutacağım. Yani neredeyse isimlerini unutacağım. Yani böylesine bir sıcak bir diyalog olmuş yani hakikaten. Yani biraz önce sizin dediğiniz gibi yani yüreğinin hakikaten derdine derman olacak şekilde dertlerini çok iyi biliyor. Güzel dokunuşlar yapıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi Fatih Mehmet Koca İspir yüreği diye diyor ki senin derdin benim derdim. Hepimizin derdi. Senin derdin benim derdim. Yüreğinin derdi hepimizin derdi. Biz el ele vererekten bir bütünlük içerisinde sağduyuyla hareket ederekten birbirimizin gönlüne dokunaraktan bütün bu işlerin üstesinden geleceğiz ve yürü yürü dertsiz bir yürü yürü yapacağız. Yürü yürü kalkındıracağız, yürü yürü güçlendireceğiz. Bakın mesela birçok projesi var şu anda. Devam eden projeler var. Yani ben onlara girmek istemiyorum. Ama önümüzdeki günlerde şu anda hazırlattığı, önümüzdeki günlerde yapılacak olan bir takım projeler de var. Onları da şu anda çalışmalar devam ediyor. Ve hatta geçtiğimiz günlerde ben başkanıma şunu söyledim. Lezzet Festivali'nde geçtiğimiz hafta cumartesi günü ben o şeye otağa diyorum. Otağda buluştuk. Tesadüfen oradaydı kendisi. Hemen geçtik bir söyleşi yaptık. O söyleşide de şunu sordum. Başkanım lütfen yani bizi artık şaşırtın dedim. Yani bu kadar şaşırtıyorsunuz ama biraz daha şaşırtın. Neden ben bunu söyledim? Çünkü gerçekten aklımızda olmayan, hatta ve hatta seçim beyannamesinde olmayan projeleri gündeme getirip, bakın seçim beyannamesindeki projeleri hemen gitti sayılır. Bakın gitti demiyorum, gitti sayılır diyorum. Ama onun haricinde ek projeler geliştirerek yüre yüre katma değer katıyor. Bu yüzden de ben de dedim ki ne? Ya başkanım bizi biraz daha şaşırtın yani. Fatih Koca'yı biz şaşırtın abi. Ben şaşırtacağına eminim. Ben şaşırtacağına eminim. %100 eminim yani. Sayın Koca İspir'e burada selamlarımızı sunuyoruz. Oradan Seyhan Belediyesi'ne geçelim. Bilge Başkanımız. Şimdi tabii Sayın Akay benim geçmişten de sevdiğim, saydığım, değer verdiğim, takdir ettiğim abimiz. Gençlerimiz için biliyorsunuz yani belki duymuşsunuz. Şimdi tabii. Üniversite şimdi, gençleri için akşam 6'dan 8 arası haftanın 5 günü. Şimdi Sayın Akay belediye başkanı olmazdan önce de gençliğe değer veren birisi. Gerçekten öyle. Yani kendi kurumuyla ilgili olarak kendi kurumundan gençlerin önünü açacak bir takım işler yaptı. Yani yeni bir şey değil. Bir ilkede imza attıydı hatırlarsanız mezarı. İlk defa 20 yıllık AK Parti hükümetinde şu anki yani başkanlığı veya da cumhurbaşkanlığı dediğimiz zaman bir cumhurbaşkanımızdan, AK Partili cumhurbaşkanımızdan ödül aldı. Evet. Yani orada şimdi, da yani damgasını Sayın Koca İsmail vurucu. Pardon. Güzel diyorum. Sayın Seyhan Belediye Başkanımız Akif Akay yapmıştı. Şimdi şöyle söyleyeyim mi? Şimdi Cumhurbaşkanımız gerçekten hak edeni hak ettiğini veriyor. Sayın Akay da bunu hak ettiği için Cumhurbaşkanımızın elinden aldı. 117 projenin içerisinde birinci oldu. Evet. Yani
Şimdi onu onun için Sayın Akay'ın gençlere karşı samimi bir yaklaşımı var. Ve diyalogları da çok iyi. Diyalogları da çok iyi. Gençlerle olan diyalogları yani da çok iyi. Gençleri gerçekten dinliyor yani. Tabii. Yani şu anda hani CHP'li bir belediye başkanı olabilir. Bakın bir CHP'li belediye başkanı olabilir. Ama hiçbir zaman için ben CHP'liyim dememiştir. Belediye başkanının olduğu andan itibaren ben CHP'liyim dememiştir. Ne demiştir? Ben Seyhanlıyım demiştir. Seyhan, siz hizmete geldim. Aynen, Seyhanlıyım demiştir ben. CHP'liyim değil, Seyhanlıyım demiştir. Ve bundan dolayı da gençlerin gerçekten şu anda Sayın Akay'ın gençlere vermiş olduğu değerle ve aynı zamanda üniversite öğrencilerine haftanın 5 günü, cumartesi, pazar hariç, haftanın 5 günü akşam yemeği vermesi takdire şayan bir şey. Tabii yani, tebrik ediyorum kendilerini. İnşallah böyle devam eder. Yani şimdi 1 lira 1 liradır, 5 lira 5 liradır. Mutlaka tabii yani şimdi gençlerimiz bizim, yani şimdi üniversitede okuyan çocuklar bizim çocuklarımız evet. Sonuçta. Yani bizim çocuklarımız. Evet. Biz onlara sahip çıkmayacağız da kimlere sahip çıkacağız? Yani ben tüm belediye başkanlarımızı ben bu şekilde bir projenin içerisinde olmaya davet ediyorum. Bir de yeni kazananlar için biliyorsunuz 2 dönemlik burs verdi. Bir ilk dönem bir de 2. dönem. Evet. Yani şimdi tabii oradan baktığımız zaman Sayın Akay'ı gerçekten tebrik ediyorum. Tabii her insanın bir takım eksikleri olabilir. Ya, onlar da gayet doğal. Ama gerçekten yapmış olduğu işlere bakıyoruz. Gerçekten takdire şayan. Mesela Barbaros Mahallesi'nde yapmış olduğu park olayı. Ben buradan alkışlıyorum kendisini. Bizler de burada Sayın Belediye Başkanımız Sayın Akif Akar ve ekibine teşekkür ediyoruz. 3 aşamalı derken, 3 aşamanın son sorusuna geliyoruz. Sonra çetine geliyoruz. Biliyorsunuz hani Çukurova'da orada bir belediye başkanımız var. Hakikaten güzel şeylere imza atıyor. Biliyorsunuz geçen sene yurtlar vardı, hakikaten duyuruluydu. Geçen seneden belli yurtlarla olan sorunla ilgili biliyorsunuz 2 tane otel konseptinde yaptığı kız yurtlarıyla hakikaten bir nebze olsun Adana'ya gelip okumak için gelen gençlerimizin bir derin nefes almasını sağladı. Yani bildiğim kadarıyla Sayın Çetin 3. yurt için tüm ekibiyle makamını orada bıraktı. Sahaya indi ki hep zaten sahadaydı. 3. yurt için kolları sıvadı. Şimdi Soner Çetin evet eşlenildi. Yurt için bayağı bir çaba sarf etti. Yani, bu yatırılmaz bir gerçek. Gerçekten bir mücadele verdi ve otel konseptinde çok muhteşem bir tane, yurt yaptı ve bundan dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz. En azından üniversitede öğrenci kardeşlerimiz. O da gençliğe çok önem veriyoruz. Kendisi de zaten genç. Benden yaşlı ama gençtir. Dolayısıyla Sayın Soner Çetin bu dönemde yurt arayışına girmiş olabilir. Ama tabii Sayın Çetin'in başvurması gereken yerler belli. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gidip oradan yer talep edebilir. Ya, veya DSİ'den yer talep edebilir. Biliyorsunuz en son CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu bundan 5-6 ay önce Adana'ya gelmişti. Toplu açılışlar için. Orada bile yani 11 tane 12 tane açılış yapıyor. Adam durdurak bilmiyor. Şimdi işte söylemek istediğim benim o. Yani şimdi gerçekten kamunun elinde eğer verilecek arsa varsa hayırlı bir proje ise o proje için o arsayı temin etmek imkansız değil yani. Bir de şunu mümkündür. Söyleyeyim Mirza abi, yani belki mutlaka rast gelmişsiniz, haberiniz vardır. Bir de kendi işlerini bir birim ayarladı. Dışarıdaki işsiz gençlerimiz için, işsiz işten çıkartılanlar için bir birim içerisinde sürekli bir birim dışarıdaki fabrikalarda işverenlerle sürekli kontak halinde.
çok büyük bir kitleyi de hemen hemen iş sahibi yaptı diyebiliriz. Hala da yapıyor. Statüsüne göre, mezuniyetine göre, tahsiline göre. Şimdi tabii ki ne, yani işsizlere iş bulmak. O konuda yani, çok hassas yani, gerçekten. Şunu söylemek istiyorum. Başkan, işsizlere iş bulmak, o insanlara aş vermek çok değerli bir olaydır. Ve bundan dolayı da kim ki bir işsize iş verir, ekmek yemesini sağlarsa, aile geçimini sağlarsa, evet, bana göre o insan cennetin kapısını az da olsa aralamış demektir. Hatta şöyle söyleyeyim, Sayın Soner Çetin, evet, çiftçi kökenli bir insan. Avukat toprağı var. Biliyor. Toprağı biliyor tabii. Toprağı biliyor. Evet. Ve şimdi Çukurova'da birçok mümbit arazi vardır. O mümbit arazileri belli bir oranda, oran karşılığında temin edip orada bir tarım yaptırabilir. Oralarda tarım biraz zor sanki, meza. Hayır hayır, bakın, hayır hiç zor değil. Şimdi Çukurova bölgesinin toprağı verimli topraktır. Evet, orası. Yani orada mesela yani taşı koysanız taşı yani şimdi ben çok iyi hatırlıyorum. Benim bir arkadaşımla beraber biz o bölgede kültür mantarı yetiştirdik. Bakın. Benim yani, söylediğim tabi bundan 15-20 sene önceki bir olay. Zor derken şu anlamda söylemek istedim. Hani çiftçilerin hani biliyorsunuz maliyetleri, giderleri, bu açıdan ben şey. Hayır, mesela böyle dar gelirler için mümkün alanlarda böyle kendi bütçelerine göre, yani bunun gübresini, mazotunu temin edebileceği yerler var mı? Yok değil yani. Ben kendisi çiftçi olduğu için aslında bu işleri daha iyi bilir. Yani tabii ki, toprağı çok iyi bilir. Çünkü toprağın çocuğu o. Yani toprağın çocuğu, köy çocuğu. Tabii bu arada benim de köyümün çocuğu. Ama tabii şu vardır, gerçekten Soner Çetin, bir rahmetli babası da böyleydi. Çalışkan, gerçekten mücadeleci bir yapıya sahipti. Ali amcamız buradan da Allah rahmet eylesin diyoruz. Mekanı cennet olsun. Tabii ki ne? Soner Çetin de babasından bu özellikleri almış yapıya sahip bir insandır. Soner abi de Soner başkanına, abi diyorum başkana kusura bakmayın da, şimdi sen ettiysen kusura bakmayın. Soner başkanına gerçekten dilediği görmek bir şey var. Yetisi var. Evet. Hani halk diline derler ya, 6. his. Sanki Soner başkanı da 7. his diye bir olay var. İleriye, siyasi arası olsun, toplumsal arenada olsun, gerçekten çok iyi okuyabilen, çok iyi görebilen, benim gözlemlediğim. Şimdi Soner Çetin, yani hani diğer belediye başkanlarımız da öyle. 6. 7. hissi bir kenara bırakalım, şu anda 10. hissini kullanıyor. Ben az mı söyledim? Yani 10. hissini kullanıyor, ben bunu da açıkça söyleyeyim yani. Tabii rahmetli abisi Kazım Çetin, Çetin 76 Dershane'si, Adana'daki ilk kurucularındandır. Yani dershane kurucularından ilki de diyebiliriz. Yani var birkaç kişi daha var onunla beraber. Yani sayabileceğimiz bir tanesiydi. Rahmetli Kazım Çetin abimiz de aynı yapıdaydı, mücadeleci bir yapıdaydı. Tabii Soner ondan biraz daha şanslı. Soner Çetin Başkanı ondan biraz daha şanslı. Belediye başkanı oldu. Ve belediye başkanlığında da bugüne kadar bu ikinci döneminden sonra ne yapar ne eder onu da bilemiyoruz. Herhalde büyükşehirde de aday olur gibi geliyor yani. Buradan da Zeydan'ın kulaklarını çınlatmış yani olalım. Buradan yani. Fiyon mu ediyorsunuz yani? Sayın Soner Çetin Büyükşehir'e aday mı diyorsunuz burada? Yani neden olmasın? Bildiğiniz bir şey mi var? Ha tabii ki. İlçe belediye başkanlarının hemen hemen hepsine sorsak sadece Soner Başkan için demiyorum. Hepsinin hakkından Büyükşehir geçer. Yani mutlaka tabii. Şimdi biz 3 aşamalı dedik de Mirza abi, biz 4. aşamaya geçecek. Biraz da Sarıçam'a doğru uzanalım. Evet. Biliyorsunuz orada bir belediye
Evet, Bilal Uludağ. Bilal Uludağ. O da güzel bir şeyler yapmaya çalışıyor, gayret ediyor. Yollardı, şuydu, asfaltlardı, evet, parklardı, o yeni yapılan inşaat alanlarının bulvar açmalardı. O da güzel, evet, şeyleri imza atıyor yani. Evet. Çok uzak köşene kalsa da o köy bizim, evet, köyümüzdü yani. Köyümüzdü, elbette. Şimdi gerçekten Bilal Uludağ Başkanımız, Fatih Mehmet Kocaeski gibi, yani ikinci bir atom karnıcı diyebilirim. Neden derseniz, Bilal Uludağ kardeşimiz de yerinde boş durmuyor, koşuyor, koşmuyor, mücadele ediyor. Abi canım yani şimdi, ve bugün Sarıçam'a baktığımız zaman gerçekten Sarıçam hızla gelişen bir ilçemiz haline dönüştü. İstasyon var, üniversite var. Mutlaka. Yani o tarafa doğru şimdi kayıyor. O tarafa doğru kayıyor ve Bilal Başkanımız da bunun farkında olduğu için çok güzel kullanıyor. Durmadan yollar, bulvarlar açaraktan ulaşımı daha rahat hale getiriyor. Yani bir bulvar açtı Sayın Başkan. İnanın ben şeyi düşünüyorum böyle bazen. Ziya Paşa Bulvarı'nın tarihini düşünüyorum. Yani rahmetli Menderes işte bir 40-50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını düşünerekten oraya bulvarın, Ziya Paşa Bulvarı'nın oluşmasını istemişti. Ama tabii o dönemin Adana'daki yöneticileri ne yaptılar? Bulvarı, Ziya Paşa Bulvarı'nı günlük hale getirdiler. Yoksa o bulvar en az onun gibi 1,5 katı büyüklüğünde bir bulvar olacaktı. Şimdi Bilal Başkan da İleriyi görevlikten, ileri göre yani bundan 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını görevlikten bulvarlar açtı. Yani orada herhangi bir trafik sıkışıklığına, bir herhangi bir olmasın. Yani mümkün değil yani. Ve açılan yollar. Ya özellikle ben bu kadar arıyorum. Düşünün yani ya, dağlar taşlarda geliyorsunuz ve oradaki gerçekten o yolların yapılırken yapılan sıkıntıları biz biliyoruz yani. Evet yani. Şimdi biz oradaki o toprakların, o taşlıkların nasıl kırıldığını, nasıl o yolların açıldığını çok iyi biliyoruz. Yani Bilal Başkanım da buradan tebrik ediyorum. Gerçekten Sarıçam'ı güzelleştirdi, geliştirdi ve sürekli de proje üreten bir kişiliğe sahip. Şu anda da bir takım çalışmaları var. O çalışmalardan dolayı da kendilerini kutluyorum. Buradan da sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum ben bütün belediye başkanı arkadaşlarımıza. Biz de buradan gönderiyoruz. Başta Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Seyhan Karalar, Yüreği Belediye Başkanımız Fatih Koca İspir, Seyhan Belediye Başkanımız Sayın Akif Akay, Bilal Uludağ Başkanımız Sarıçam Belediye Başkanı'na buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Yaptıkları çalışmalar için, yaptıkları hizmetler için. Değerli ilk gün izleyicileri, bugün bir gündemin sonuna daha geldik. Değerli abimle gündemi kendi çapımızda değerlendirmeye çalıştık. Bir dahaki haftaya buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz.